Türk Koleji Marmaris Kampüsü 2 A sınıfı öğrencileriyiz. Uzaktan eğitim programında sevdiğimiz bir kitabın en sevdiğimiz bölümünü seslendirdik. Sakız Sardunya. Büyük bir şehirde, geniş bir sokakta, masmavi bir apartmanın 3. katında bir kız çocuğu yaşardı. Boyu ne uzun ne kısaydı. Saçları yaz mevsiminde sarıya, sonbaharda kızılığa çalan kumraldı. Belki biraz zayıftı ama sıskalı sayılmazdı. Yüzü yuvarlak, gözleri elerdi. Kitap okumaya, müzik dinlemeye, film seyretmeye, resim yapmaya, top oynamaya, ip atlamaya ve çikolatalı kurabiye pişirmeye bayılırdı. Kendi başına oynamayı en çok sevdiği oyun, gökyüzündeki bulutlarda tanıdık şekiller aramaktı. Bazen bir bulut kocaman bir salyangoza benzerdi. Bazen de zürafaya, bazen hamburgere benzerdi. Bazen de külahta eriyen dondurmaya. En sevdiği hayvanlar şunlardı. Kediler, köpekler, keçiler, atlar ve çizgili sincaplar. Gerçi henüz hayatında çizgili bir sincaple karşılaşmış değildi. Ama olsun, seviyordu onları. Odasının duvarlarında pek çok çizgili sincap fotoğrafı vardı. Küçüklüğünden beri hep bir kedisi olsun istemişti. Ya da bir köpeği, ya da bir keçisi, ya da bir atı. Ama annesi Hayal Hanım her seferinde asla olmaz demişti. Kedinin tüyleri dökülür, alerji olur, köpek havlar, keçi melek, komşular rahatsız olur, atı da koyacak yerimiz yok evladım. Başla. Ama anneciğim, ben bir hayvan beslemek istiyorum. Hayvanat bahçesine gittiğimizde beslense. Ama yasak. Zaten ben evimizde kendi hayvanım olsun istiyorum. Sonunda bu sene babası Hasan Bey ona 2 minik su kaplumbağası hediye etmişti. Sehpanın üzerinde yuvarlak cam bir fanus içinde besliyordu bunları gece ile gündüz. Ama ikisi birbirine tıpatıp benzediğinden doğrusu hangisinin gece hangisinin gündüz olduğunu anlamak imkansızdı. Meraklı bir çocuktu. Hayvanlar ansiklopedisini baştan sona okurdu. Kaplumbağaların sonuca ne dediklerini öğrenmişti. Bir gün yağmur sonrası çıkıp toprağı kazmış, bir sürü solucan toplamıştı. Bazıları kısa, bazıları makarna gibi uzundu. Hepsini kavanoza doldurup eve geçirmişti. Anneciğim bak, geceyle gündüze mama toplarım. Ama Hayal Hanım çığlık çığlığa kaçmış da. Ay çabuk çıkar o korkunç yaratıkları evimden. O da bir daha eve hiç solucan getirmemişti. Kaplumbağaları sadece yemle besliyordu. Bir de kabukları kalınlaşsın diye kalp suyu tabletler veriyordu. Çünkü kabukları sağlam olmazsa kendilerini koruyamazlardı. Kim bilir belki insanlar da böyleydi. Kabukları yoktu evet ama hayatın zorluklarına karşı güçlü olmaları gerekliydi. Hayvanları sevdiği kadar sporu da severdi. Özellikle basketbol ve voleybol. Futbola da ilgi duyuyordu. Futbol kızlara göre değil diyorlardı. Oysa odasında bir albümü vardı. İçinde futbolcuların kartlarını biriktiriyordu. Hangi futbolcunun kaç gol attığını, hangi takımın kaç kez kazandığını sınıftaki birçok oğlandan daha iyi biliyordu. Meyvelerden elma, mandalina ve karpuz, renklerden kırmızı, mor ve yeşil, mevsimlerden kış ve ilkbaharı seçerdi. En çok sevdiği tatlı fırında sütlaç. En beğendiği içecek limonataydı. Bunlar ta küçüklüğünden beri sevdikleri şeylerdi. Ama hiç mi hiç sevmediği önemli bir konu vardı. Kendi ismi. İsminden hoşlanmazdı. Hatta içten içe utanırdı. Keşke başka bir ismi olsaydı. Kuzeni Bahar gibi mesela. Ya da bakkalın saçları örgülü, yanakları çillerle kaplı kızları Çiğdem, Sinem ve Didem gibi.
veya okuldan arkadaşları Ada, Aslı, Ayşegül, Beyza, Defne, Ebru, Ela, Gamze, Kübra, Meltem, Özlem, Pınar, Tuğba, Zeynep gibi ne çok isim vardı bu dünyada. Birbirinden güzel ve kolay isimler. Oysa anne ve babası bütün bunları bir kenara bırakıp bula bula ona şimdiki ismini bulmuşlardı. Bari bir göbek adı olsaydı ama o da yoktu. Hiç olmazsa bir lakap. Okuldaki bütün çocuklara lakap takılmıştı. Kimi sevimli, kimi matrak. Bir tek onun lakabı yoktu. Çünkü ismi o kadar tuhaftı ki zaten komik bir lakap gibiydi. Bir gün kahvaltı masasında babası gazete okurken arka sayfada bir haber dikkatini çekmişti. Ünlü şarkıcıların ve film yıldızlarının çocuklarına verdikleri tuhaf isimler üzerinde bir yazıydı bu. O sayede öğrenmiştik ki tıpkı kendisi gibi sıra dışı isimlere sahip başka insanlar vardı yeryüzünde. Şeftali, elma, incir, bülbül, okyanus, mavi melek, şekerpare gibi onlar ne hissediyordu acaba? Büyüyünce okyanus bey ya da bülbül hanım olmak nasıl bir duyguydu? Ama bu alışılmadık isimler bile kendisininki kadar zor gelmiyordu ona. Çünkü onun adı tam tamına şöyleydi. Sakız Sardunya. Anne ya, nereden aklına geldi bana böyle bir isim koymak diye sormuştu bir seferinde. Çocuk ismi evladım, ne güzel işte demişti annesi. Mine, Açelya, Lale, Menekşe gibi. Onlardan bir farkı yok. O isimlerle kimse dalga geçmiyor ama herkes bana gülüyor. O isimlerle kimse dalga geçmiyor ama herkes bana gülüyor. Sonra öyle geliyor. Niye gülsünler? Çiçekleri herkes sever. Nokta. Biz yazar Elif Şafak'ın kitabı Sakız Sardunya'yı çok sevdik. Size de okumanız için tavsiye ediyoruz.